başlayalım. Sayın Daire Amirlerimiz, değerli parti temsilcilerimiz, saygıdeğer muhtarlarımız, değerli misafirler. Bugün ülkemizde 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan ve yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden Muhtarlık Müessesesi'nin 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Hem milleti hem devleti temsil eden, önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum. Programı arz ederim. 1. Muhtarlar Derneği Başkanlığı Çilengi'nin Atatürk anıtına konulması. 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi. 3. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Muhtarlar Derneği Başkanımız tarafından yapılması. 4. Törenin sona ermesi. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız demokrasinin çekirdeğidir. Demokrasi zincirinin ilk halkasıdır. Muhtarlık teşkilatı devletimizin her noktasında kurumsal temsilciliğimizdir. Muhtarlar Derneği Çilengi'ni sunmak üzere Sayın Acısu Köyü Muhtarı Fikri Uyanık Bey'i davet ediyorum, arz ederim. Pardon, buradan çek. Böyle gelir misin? Muhtarım, Aslan geri gider misin? Geri gider misiniz? Aslan. Teşekkür ediyoruz. Muhtarlar, devletimizin mahalle ve köylerdeki gözü kulağıdır. Halkımızla devlet arasında köprüdür. Şimdi sizleri aziz şehitlerimizin anısına, bir dakikalık saygı duruşuna, akabinde de İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Dikkat! Mesajını okuyorum. Değerli muhtarlarım, köy ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı en yakından tanıyan, kederli zamanlarında
devletin vatandaşına uzanan sıcak eli olan muhtarlarımıza verilen değerli bir göstergesi 2015 yılından bu yana 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır. Mahalle ve köy yönetiminde merkez ile yerel arasında köprü görevi yürüten vatandaşlarımızın devletimizin ilgili birimleriyle olan ilişkilerinin daha etkin hale getirilmesini sağlayan muhtarlarımız yıllarca hiçbir maddi beklenti içerisine gitmeden vazifelerini yürütmüşlerdi. Son yıllarda muhtarlarımızın üstlendikleri görevleri daha iyi yürütebilmeleri için bir takım iyileştirmeler yapılmış ve yapılmaya da devam edecektir. Muhtarlarımız devlet yapılanmamızın en önemli kurumlarından biridir. Muhtarlıkların daha işlevsel hale getirilmesini yerinde hızlı çözüm anlayışı açısından da önemli görmekteyiz. Bu bağlamda muhtarlarımızın iş ve işlemlerini daha sağlıklı takip edebilmek için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı, Muhtar Bilgi Sistemi'nin yanı sıra belediyelerimizle de birimler oluşturulmuştur. Muhtarlar Günü vesilesiyle devlet ile vatandaş arasındaki ilk köprü görevini yürütmekte olan muhtarlarımızın en içten duygularımızı kutluyor, bizleri destekledik, iletecekleri sorunları çözümünde gece gündüz her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini ifade ediyor, saygılar sunuyorum. Doktor Nazım Maviş, AK Parti Sinop Milletvekili. Şimdi de Sayın Milletvekilimiz Barış Karadeniz'in mesajını sizlere sunuyorum. Muhtarlık müessesesi, yerel demokrasinin en eski örneği olup devletimizin her noktasında kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız bulunduğu köy ve mahalle halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmekte ve kamu hizmetlerinin vatandaşa en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Ellerinde kısıtlı imkanlarla 7 gün 24 saat halka hizmet eden kıymetli muhtarlarımızın vatandaşa hizmet sağlama hususunda bilgisi, birikimi, emeği ve azmi yatsınamaz. Vatandaşlarımızın devlete her ihtiyaç duyduğunda başvuracakları ilk kişi olan muhtarlarımız hem sevinçlerinde hem de üzüntülerinde her zaman onların yanında ve hizmetindedir. Hem milleti hem de devleti temsil eden önemli bir görevi yürüten, fedakarca gece gündüz çalışan, her türlü takdir ve şükranlarımızı sonuna kadar hak eden tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, şahsınızda törene katılan tüm muhtarlarımıza, konuklara ve hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Barış Karadeniz, CHP, Sinop Milletvekili. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Şimdi Muhtarlar Derneği adına Acısur Köyü Muhtarı Sayın Fikri Uyanık günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacaktır. Arz ederim. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Garnizon Komutanı, Sayın Daire Amirleri, değerli muhtar arkadaşlar. Kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19 Ekim günü hasebiyle bu muhtarlar günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tüm muhtarlar arkadaşlarım adına Muhtarlar Derneği vasfıyla kısa bir konuşma yapacağım. 1829'dan bu yana yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin faaliyetleriyle ilgili
genelgede muhtarların bir yandan köy ve mahalle sakinlerini devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiği bildirildi. Aynı genelge ile muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel varlığını koruyacak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün muhtarlar günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştü. Çalışmalarımız ve karşılaştığımız zorlukların farkındalığı bizleri onurlandırmıştır. Tam da sırası gelmişken köylere gelen memurdan, askerden, sivil vatandaştan, yerliden, yabancıdan, hırsızdan, kaçakçıdan, uzun lafın kısası olandan olması gereken, olmaması gerekeni takibe kadar her şeyden mesul olan muhtarlarımızın fark edilerek gün belirlemesi, bu anlamda kutlamalar yapılması hepimizi mutlu etmiştir. Tüm muhtarlarım adına, başta hükümetimize ve bize değer veren tüm devlet büyüklerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Muhtar arkadaşlarımın buradan muhtarlar gününü tekrar kutlar, görevlerinde başarılar dilerim, saygılarımla. Sayın Fikri Uyanık Bey'e teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli görevi yapan, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılar dileriz. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programımız burada sona ermiştir. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.